Değerli izleyiciler, CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. İyi pazarlar diliyorum. Bugün konuğum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de hayırlı sabahlar diliyorum. Şimdi epeyce bir hazırlığımız var. Önemli bir takım burada göstermek istediğimiz şeyler var. İlk defa CNN Türk ekranlarında ve zamanlama itibariyle de önemli bir zamana rastladı Sayın Bakan'ın programa konuk olması. Çünkü Türkiye'nin geleceği için son derece önemli olan bir adım daha atıldı dün. Bor karbür konusunda. Buraya geleceğim fakat sıcak bir gelişme var Sayın Bakan. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump birçok önemli konuyu Twitter'dan paylaşmasıyla da tanınan bir isim. Bir tweet attı ve bu tweette "Something very big just happened" dedi. Yani çok önemli bir gelişme az önce, büyük bir olay az önce yaşandı anlamında mealen kısaca. Ve bu açıklamasının da DAEŞ veya eskiden bilinen adıyla IŞİD terör örgütü lideri Bağdadi'nin öldürülmüş olabileceğine dair açıklama olduğu ifade edilmekte. Daha önce de öldürüldüğüne dair açıklamalar gelmişti fakat bu defa gerçekten öldürüldüğü iddia edilmekte. Bir DNA testi yapılacağı veya yapıldığı, bununla ilgili de son bilgilerin bugün paylaşılacağını söyleyebiliriz. Hemen stüdyomuza dönelim. Bu sıcak gelişmeyi aktardıktan sonra bor karbür neden önemli? Hangi alanda kullanıyoruz ve dünkü yatırım nasıl bir yeni bir ortam yaratacak Türkiye için? Oradan başlayalım. Sıcak gelişme olduğu için. Evet. Teşekkür ederim Hakan Bey. Ben de bu vesileyle tüm izleyenlerimize hayırlı sabahlar diyorum, günaydın diyorum, diliyorum. Herhalde bu yılın ilk haftalarında yine böyle benzer bir programdaydık sizinle birlikte ve o zaman da bizim Boron'un lansmanından sonrasına denk gelmişti. Yine Bor'la alakalı bazı açıklamalarımız olmuştu. Çok güzel bir yayındı. Evet, denk gelmişti. Sağ olun sizin de katkılarınızla. Estağfurullah. Belki o zaman izleyicilerimiz ve siz bunu hatırlayacaksınız. Hatırlıyorum. Bir piramit vermiştik. İşte en alttaki cevherin olduğunu ve bunun fiyatının çok düşük olduğunu hatırlarsanız söylemiştik. Sonra İşte ikinci rafineri üründen bahsetmiştik. Şu siyah gözüken üçüncü seviyede bor karbür demiştik ve bunu yapacağız demiştik. En üstteki. En üstteki. Şimdi cuma günü Bandırma tesislerimizde Etimaden'in bu tesisin temelini attık hamdolsun. Biz uzunca bir süredir zaten hem borda hem de madende bir strateji değişikliğine gidiyoruz. Artık cevher ham madde olarak satmayalım. Bunu işleyelim, işlenmiş ürün olarak satalım, mümkünse uç ürüne kadar gitsin. Nitekim madencilik sektöründe cevheri, ham maddeyi sattığınızda bir birim kazanıyorsanız, bunu yarı mamule dönüştürdüğünüzde 10 birim, uç ürüne dönüştürdüğünüzde ortalama söylüyorum tabii 100, hatta çok nitelikli ürünlere dönüştürdüğünüzde bunun 1000 katı kadar rakamlarla bir değer oluşturma, değer katma imkanınız var demiştim. Nitekim biz şimdi Etimaden'de işte bor karbür ya. Bor karbür nerelerde kullanılıyor? Belki vatandaşlarımız... Bir de siz efendim bu bir değerinden bahsettiniz. Ondan söyleyelim. Doğru, iyi hatırlıyorsun. Gramır şu kadardı. Hatta ben bir bölümünü acaba götürsem mi yanımda diye espri yapmıştık şimdi, karşılıklı. Onu bir hatırlatalım evet, isterseniz. Evet, o piramitten isterseniz bugün şöyle örnek şey getirdik. İzleyicilerimiz daha iyi anlasın diye. Normalde aslında doğada şu şekilde bulunuyor. Bor madeni. Bu bor madeni bor, en sonunda gördüğümüz cevher. Bu, evet. Bu. Evet. Bundan 15-20 yıl önce ağırlıklı satışımızın bunlar oluşturuyordu. Yani %90'ı mertebesinde. Sonra bunu biraz işledik. Rafineri ürün haline getirdik. Boruk asit dediğimiz. Şunun fiyatı bugün baktığınızda 250 dolar. Tonu. Tonu. Evet. 250 dolar. Evet. Bunu işlediğinizde boruk asit haline getirmiş oluyorsunuz. Bunun tonu 500 ila 600 dolar. İki katına çıkıyor. Çıkıyor. Evet. İşte bor karbürün bu ingot dediğimiz hali, yani tozdan önceki hali, bizim bandırma tesislerinde şu anda yapmayı planladığımız tesiste bunu üreteceğiz. Sonra da bunu toz ürün haline getireceğiz ve burada fiyatı bir anda ton fiyatı 20 bin ila 30 bin dolar arasına çıkmış olacak. Bir dakika, şu kavanozun içindeki tonu 20 ila 30 bin dolar arasında değişecek saflığına ve kalitesine göre. Evet. Bir anda böyle bir ciddi bir değer artışı oluyor. Evet, yani işte 200-250 dolarlardan aşağı yukarı evet bir 100 kat civarında değil mi? Hemen hemen bir değer artışı oluyor. Daha da temeli atılan tesiste şu
boşluğun yanındaki ürün üretiliyor olacak değil mi? Şu, evet. Şu. Bu üretilecek ama bunu yapacağız. Yani bu şekilde nihai, satmayacağız. Nihai ürün bu olacak. Bu olacak. Önce bu hale dönüşecek. İngot dediğimiz. Sonra bunu kırıp eleyeceğiz ve toz haline getireceğiz. Bu hale gelecek. İşlenebilmesi için toz haline gelmesi gerekiyor. Evet. Nerede kullanılıyor? Ağırlıklı olarak savunma sanayinde kullanıyoruz. Onu nitekim, birazdan soracağım. Evet, şurada da isterseniz yeri gelmişken söyleyelim. Örneğin şu özel seramik ve zırh parçaları olarak. Bir kere bu bor karbür mukavemeti ve sertliği en yüksek malzemelerden birisi bilinen. Elmastan sonraki en sert malzeme. Nerede kullanılıyor? Ağırlıklı savunma sanayinde ve zırhlama işlemlerinde kullanılıyor. Çok hayati bir ürün. Çok hayati bir ürün. Aksi takdirde çok daha ağır, yani normal çelikle yapmış olsanız ağırlığı fazla olacak ve onun önemli bir personelin taşıması veya hatta bırakın personeli, bir aracın üzerinde ilave yük getirdiğinizde onun performanslarını ve yakıt sarfiyatlarını da olumsuz etkileyeceği için çok tercih edilmiyor. Hantallaştıracak. Hantallaştırıyor. Bu çok onun yerine, daha hafif ve dayanıklı, mukavemeti yüksek bir şey. Aynen öyle. Evet. İşte bu örneğin böyle bu şekilde zırhlanabilir. Veya nerede başka? Mesela şu da helikopterlerde, özellikle askeri amaçlı helikopterlerde pilotun altındaki koltuğa yerleştiriliyor. Allah göstermesin bir kurşun gelmesi durumunda pilotu korumak için alt tarafta bu koltuğu bu şekilde kaplanmış oluyor. Yine şu da tanklar için geliştirilen bir seramik ve zırh. Bakın burada fiyat bir anda 400 bin dolarlara çıktı tonu. Bu 400 bin, bin dolar evet, bunun mı? Tonu 400 bin dolar. İşlenmiş hali ve işlenmiş hali. Hazır hale getirmiş. Evet. Şu biraz yine bordan yapılan. Yine bordan evet. Şu ben göstereyim. 400 bin dolar. Tonu evet. Tonu. Evet. Muazzam onu işte tankların topların dışına efendim koydum. 250 dolarlardan çıktık. Başladık. Buraya geldik. Evet. Bu aslında şurada biraz daha çok ne diyelim alın terimiz var. Daha çok emek yoğun bir iş. Ama akıl terimizi kattıkça buralara geldik. Buralara geliyoruz. Daha da devam edecek olursak örneğin şu bor karbür reaksiyon kontrol çubuğu nerelerde kullanılıyor? Nükleer santrallerde. Bu da hayati. Kontrol. Bu da çok hayati. Yani mesela şey. Biz bunu Akkuyu nükleer santralında kullanmayı hedefliyor muyuz? Tabii bu orada da bu şu anda bu ürün gamımız içerisinde yok ama aşama aşama gideceğiz, ilerleyeceğiz. Uzun vadede bunu buraya kadar çıkmayı düşünüyoruz. Uzun vadede. Şu sondaki, anda biz şu bahsettiğim bor karbür ve zırhla alakalı. Fakat borun nerelerde kullanıldığını ve katma değerin nerelere çıkabileceğini göstermesi açısından önemli. Burada da nükleer santrallerde kullanılıyor. Buradaki değer bor, nereye çıkıyor? Evet, buradaki değerler artık milyon dolarların üstünde. Tonu 1 milyon doların üstüne çıkıyor. Çok etkileyici. Çok etkileyici. Çok etkileyici. En sondaki nedir efendim? O en sondaki de yine bu da şöyle nükleer reaktörlerde bir ya şunun bir benzeri. O da bor karbür nötron, yani reaksiyonu hızlı bir şekilde eğer bir emergency durumlarda susturmak gerektiğinde çok hayati bir çok parça, hayati bir parça ve bunu bunun da şey yapıyorsun, reaksiyonu hızlıca sonlandırıyorsun. Şimdi dünyada aşağı yukarı kaç ülke bu kapasiteye sahip? Yani kaç ülkede bor var işlenebilir halde? Kaç ülke bu benim elimdekine benzer bir şey yapabiliyor? Şöyle söyleyeyim. Bor rezervi açısından Türkiye %73 ile dünya lideri. Pazar payı açısından baktığımızda ise dünyada aşağı yukarı 4 milyon ton civarında bor ürünleri satılıyor. Yani şu bor ve borik asit anlamında söylüyorum. Orada da pazar payımız %59. Çok yüksek. %59 yüksek. Ama bordan mamul özellikle savunma sanayi açısından baktığınızda şu bor karbür üretimi dünyada 12 bin ila 15 bin ton arasında değişiyor yıllık. Biz ne kadar üreteceğiz? Şu anda inşaatına başladığımız, tesisine, yapımına başladığımız tesisin yıllık kapasitesi 1000 ton civarında. Yani %7-8 bir pazar payıyla başlamış oluyoruz. Bizim hesaplamalarımıza göre muhtemelen bunun yarısını biz iç pazarda tüketiriz diye düşünüyoruz. Yarısını da ihraç edebiliriz. Ne kadar bir gelir elde ederiz bu konuda yani satıştan? Yani şöyle baktığımızda kapaca. Bir yıllık yaklaşık 25-30 milyon dolarlık bir gelirden bahsediyoruz. Bu satıştan elde edilecek gelir. Evet. Burada da şimdiye kadar da bunu biz ithal ediyorduk.
ağırlıklı olarak Çin'den ve Almanya'dan. Artık yeni strateji kapsamında bunları kendi üretir, kendimiz üretir hale geleceğiz. Dışa bağımlılığı azaltmak anlamında son derece hayati. Yıllar önce Sayın Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı, Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde de yerli ve milli maden politikaları hamlesi olarak da değerlendirilmişti. O dönemde de bazı çok önemli adımlar atılmıştı. Bu kademe kademe atılan adımların sonuçlarını alıyoruz diye evet, ben anlıyorum Sayın Doğru. Bakan. Değil mi? Doğrudur. Bor konusunun aslında ne kadar stratejik ve hayati bir maden olduğunu işlenmesiyle, tabii işlenmesi yüksek teknoloji gerektiriyor tabii. Anladığım kadarıyla değil Şüphesiz mi? Yüksek teknoloji, yüksek enerji tüketimleri gerektiriyor. Bor karbür üretimi yapabilen dünyada zaten bir elin parmaklarına geçmez baktığımızda. En büyük üreticilerden birisi Çin ve şu anda Türkiye'de bu kategoride yer almış olacak. Tabii biz aslında burada aslında şöyle bir durum da var. Savunma sanayinde ciddi işler yapılıyor bugün. 2000'li yılların başında %25'ler mertebesindeki yerlilik oranı bugün %70'lere ulaşmış durumda. Aslında bu oranı biz bor karbürlü ürünlerle birlikte bir miktar daha yukarıya çekmiş olacağız. Çünkü bu proje ilginç tabii hem kamu tarafı var işin içinde hem de özel sektör var. Kamu tarafında savunma sanayi şirketleri de var. Özel sektörde de gene savunma sanayi başkanlığımızla iş yapan şirketler var. Burada hem savunma sanayi hem madencilik kültürünü biz aslında bir araya getirmiş oluyoruz. Evet. Hem dışa bağımlılığı engellemek hem dışarıya satarak gelir elde etmek hem de stratejik bir ürünü Türkiye'de geliştirmenin verdiği bir teknoloji birikimi var önümüzde. Aynen bütün bunları bir arada görüyorum. Bu tesis ne zaman tamamlanacak acaba Sayın Bakan? Şimdi normal sözleşmede yazılı süre 24 ay. Fakat ben tesisi attıktan sonra yüklenici firmayla da yetkilileri de en üst düzey yetkilileriyle birlikte bir araya geldim. Dedim bunu biz en geç 18 ayda bitirelim. Bir 6 ay daha öne çekelim. Onlar da söz verdiler inşallah. Güzel. Bir buçuk yıl içerisinde o tesisi de tamamlamış olacağız. Bu sizin yanınızdaki panolardakiler bunlar daha farklı ama konular. Evet, biraz daha sonra farklı. Geleceğiz ona. Şimdi bununla ilgili başka bir not yoksa borona gelelim mi? Olur olur. Bununla ilgili başka bir ilave söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söylenmesi gerekenleri kabaca söyledim. Evet. Yani hayati bir ürün, emek veren herkesi kutlayalım bu süreçte. Evet. Özellikle şu 20 bin dolarlar civarındaydı ama sizin o aldığınız tabletten itibaren milyon dolarlara çıkıyor. Bir kere daha söylemiş olalım. Peki efendim. Şimdi borondaki durum, yine biz Ocak ayında yaptığımız yayın sırasında bir boron lansmanı vardı. Evet. Bu benim elimdeki şeyin ne olduğunu da size anlatın lütfen. Tabii. O aslında ne var? Kutuda deterjan, temizlik ürünü var. Boron. Şimdi biz hatırlarsanız o yılbaşında tek üründe çıkmıştık piyasaya. Çamaşırlarda hem renkliler için hem de beyaz çamaşırlar için tek üründe çıkmıştık. Şimdi arkadaşlarımız Ar-Ge yaptılar, geliştirdiler. 4 ürün daha ekliyoruz. Bunlar beyazlar ve renkliler olmak üzere 2 tane toz ürün, bir de sıvı üründe yine hem beyazlar hem de renkliler için 2 de sıvı ürün çıkartacağız. Kasım ayının ilk haftasında inşallah ilk yarısında bu lansmanı yapıyor olacağız. Yani içinde bulunduğumuz zaman diliminden bahsediyoruz. Evet evet. Yani şu 1-2 hafta içerisinde artık lansmanı yapacağız. Siz bu programda aslında onun müjdesini vermiştiniz. Arkadaşlar geliştiriyorlar. Yeni ürünlerle evet, karşınızda olacağız demiştiniz. Şimdi böyle onlar numune tabii şu anda ama raflarda bu şekilde çıkacak ama. Raflarda şöyle yani bu kutunun içerisinde biraz promosyon ürünü gibi arkadaşlar zaman zaman bunu evet. Yapıyorlar. Raflarda o bizim gene klasik poşet içerisinde olacak. Ya da o sıvılarda yine plastik kaplar içerisinde satışa hazır hale gelecek. Renkli ve beyaz ayrımı yapıldığı için performansları bunların %30 civarında da artırılmış Peki, oldu. Peki neden böyle bir ürünü geliştirdik? Bunun nasıl bir farkı var, faydası var? Yani ekonomi açısından, tüketici bakımından ne getiriyor? Onu anlatalım Şimdi isterseniz. Bir, ikincisi burada doğal mineralli bir temizlik ürünü olarak çıktık. Öbürleri daha çok kimyasal petrol ürünleri ve türevlerini kullanıyor. Ama bazı vatandaşlarımız, insanlarımız aslında daha hassas. Hem giydikleri elbiselerde kendilerine etkilerinin en az olması için
bir hassasiyet içerisindeler. Hem de atıklarının çevreye etkisini azaltmak, hatta mümkünse sıfırlamak için bu hassasiyet içerisinde olan vatandaşlarımız var. Aslında böyle biz bir seçenek de sunmuş oluyoruz. Yani pazarın bir beklentisi de mi yanıtlıyor? Pazarın bir beklentisi var. Özellikle küçük çocuğu olan ebeveynler bu ürüne çok da sıcak baktılar. Hatırlarsanız o zaman bunların içerisinde ağartıcı olmadığını, çeşitli kimyasallar olmadığını, koku maddeleri olmadığını söylemiştik. Nitekim o günden sonra da hakikaten vatandaşımızın çok büyük bir teveccühüyle karşılaştığı bu ürün. Bir yerde adeta ilk aylarda yetişemedik üretime. Şimdilerde üretim kapasitesini de arttırdık ve şu anda zaten yetişebilir durumdayız. Talebe yetişebiliyoruz. Büyük zincir marketlerin hemen hemen tamamında var. Hatta yurt dışından talepler gelmeye başladı. Biz dedik önce bir Türkiye'de bu talepleri karşılayalım. Marketlere de mesela Avrupa'dan var, Afrika'dan talep edenler var. Orada da tabii belli test ve muayenelerden geçmesi gerekiyor. Onlar tamamlandıktan sonra, çünkü Türkiye'de tamamlanmıştı onlar, bu ürünler belki yurt dışında da görülebilir, satılabilir hale gelecek. Peki buraya bizim gelmemizi sağlayan şey Türkiye'nin bir bor madenine sahip olması mı, zengin olması mı? Aksi halde bunu yapamaz mıydı? Yani bu sefer ithal edecek. İthal etmek. Yani yapamazlıktan kastımız eğer boru biz kendi dışarıdan yapmamız. Şimdi biz mesela 100'ün üzerinde ülkeye bor ihraç ediyoruz. Yaklaşık 2 milyon 400 bin ton bizim üretimimiz ve satışımız söz konusu. Demin bahsettim, %59 civarında bir pazar payımızdan bahsettim. Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'nın en uç köşelerine kadar bu ürünü satıyoruz. Bir yerde aslında ürünün borsası ve piyasası da aslında Türkiye. Belirleyici ülke Türkiye mi bu konuda? Bu önemli tabii, takdir izleyicilerimizin, yani böyle bir özelliği var ama izleyiciler illa kimyasal bir içerikte bir parfümünü beğeniyor olabilir, paketini beğeniyor olabilir. Takdir, bu kamuoyu. Bu bir tercih. Bu bir Türkiye'nin ne diyelim bir milli ürünü diyebiliriz, evet, değil mi? Evet, diyebiliriz buna, bu yönüyle. Hatta milli madenden çıktığı için. Şöyle de söyleyeyim Hakan Bey. Şimdi bana da çünkü zaman zaman sahadan arkadaşlardan geliyor. Borlu başka ürünler de bu arada piyasaya çıktı. Yani Etimaden borunu ürettikten sonra bazı firmalar işte bor katkılı ürünler çıkartmaya başladılar. Bu bir bakıma sevindirici tabii. Yani bor konusunu Türkiye'nin gündemine taşımış oldu Etimaden. Rekabet bor üzerinden gidiyor. Ama şimdi Etimaden'deki arkadaşlar da derler ki Sayın Bakanım, taktiklerinden de sakınsınlar. Bütün borlu ürünler öyle bizim değil. Dolayısıyla Türkiye'nin boron markasıyla çıkılıyor. Ama tercih tabii ki kamuoyunun, tüketicinin, alıştıkları bir ürün varsa onunla da devam edebilirler. Yani bu bir seçenek ve bir teknoloji gelişimi ve bir milli maden öyküsü olması sebebiyle ben de buraya getirdim. Sayın Bakan'dan rica ettik, arkadaşlar getirdiler. Yoksa elbette diğer ürünler de piyasada satılmakta olan bir rekabet ortamı. Yani haksız rekabete. Onu söylemek için söyledim. Yani kendi rekabet ortamı içinde istedikleri ürünü kullanabilirler. Tabii fiyat, kalite. Yani şimdi tüketicinin netice itibariyle kendi değerlendirme kriterleri var. Kimisi marka bağımlı, memnun o üründen, değiştirmek istemiyor. Kimisi yeni bir ürün bir deneyeyim bakayım diyor. Yani hepimiz için geçerli. Bir üründen bir tarafa bir değişiklik yapmak istediğimizde kendimize göre birisi için sadece fiyat bir kriter olurken bazıları için fiyat ikinci kriter. Mesela işte ben çevreci hassasiyeti olan birisiyim. Dolayısıyla fiyattan ziyade buna bakarım diyebilir. Sizin evde kullanıldı mı? Kullanılıyor. Biz o günden itibaren hep yorum geldi boroncuyuz. Mi? Yani hanımlar da memnunlar. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Peki efendim. Şimdi çok kritik gelişmelerden biri içinde bulunduğumuz süreçte terörle mücadele, bu programın duyurusunu yaparken bunu da özellikle hatırlattım. Suriye'de, Irak'ta terörle mücadele devam ederken hakim güçlerin gerek terör örgütlerini, işte Bağdadi örneğini az önce verdim, gerekse enerji kaynaklarını burayı yeniden şekillendirmek için maalesef kullandıklarını görüyoruz. Sayın Bakan, Suriye operasyonuna Türkiye başlayınca sizin şahsınıza ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bir yaptırım geldi. Neden Enerji Bakanı'na ve Enerji Bakanlığı'na bir yaptırım gelmiş olabilir? Yani Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı emniyetle ilgili faaliyet gösteren kişiler ve kurumlar ama size ve Enerji Bakanlığı'na neden acaba yaptırım getirdiler Amerikalılar? Doğrusu da bu soruyu biz de kendi içimizde soruyoruz. Tahmin ettiğimiz bir takım şeyler var.
kamuoyunun tabii takdirine bırakmak zorundayız ama biz şunu söyleyelim. O günde ambargo kapsamına alınınca hem çevremizden hem medya mensuplarından sorulduğunda biz işimize bakıyoruz. Bir programımız var, o program kapsamında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim çünkü Milli Enerji Maden Politikası'na göre Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için arama üretim faaliyetlerine devam etmemiz gerekiyor. Nitekim işte bor bunlardan bir tanesi. Orada zaten demin ifade ettiğim gibi pazar payımız yüksek ama buna karşılık doğalgaz ve petrol de maalesef taleplerimizi karşılamaktan uzak bir kaynak kapasitemiz var. Petrolde %8-10 mertebesinde bir yerli üretim varken doğalgazda bu %1-2 mertebesinde. Onun için de hatırlarsanız biz kendi denizlerimizde ve kendi kıtamızda, karalarımızda petrol ve doğalgaz arama üretim faaliyetlerini artıracağız demiştik. O kapsamda da hem karada hem de denizde yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. Özellikle Doğu Akdeniz'de bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz tabii bu çalışmalarımızı yaparken birilerini kızdırmak ya da birilerini mutlu etmek için yapmıyoruz. Burada tek amacımız, demin de ifade ettiğim gibi, ülkemizin sahip olduğu kaynakları yine bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın emrine, hizmetine sunmak. Bu kapsamda çalışmalarımızda kesintisiz kararlı bir şekilde de devam ediyoruz. Yani Amerika'da değil, benim yurt dışında hiçbir ülkede bir mal varlığım yok. Bir tek kuruşum, hatta sentim yok diyebilirim. Bu, dolayısıyla altını çizelim, bunu da ilk defa paylaşıyorsunuz. Yani Sayın Bakan'a Amerika Birleşik Devletleri mal varlığına bir yaptırım getirdi. O bir anlamda el koymuş oldu ama Sayın Bakan diyor ki benim Amerika'da değil, başka dünyanın tabii başka bir ülkesinde de bir mal varlığım yok mu? Mal varlığım yok. Olanlar hepsi ülkemizde. Normal bir vatandaş gibi bizim de sahip olduğumuz tabii ki varlıklarımız var ama hiçbir enerji, şekilde yurt dışında değil. Bir şey mi? Enerji Bakanlığı'na yani kurumsal olarak da bir yaptırım gelmesi ayrıca, ilave olarak dikkat tabii, çekici bir şeydi. Ayrıca tabii bahsettiğiniz gibi bakanlığımıza da kurumlarını da bağlayan bir yaptırım gelmişti. Amerika o tarihte tabii hangi sahiplerle bu kararı aldı bilemiyorum. Ama bir müttefiğine, hatta stratejik olarak, ortak olarak nitelendirdiği bir müttefiğinin bakanlarına veya bakanlıklarına bu yaptırımı son derece yanlıştı. Kaldırmış oldular, en azından hatalarından geri döndüler diye değerlendiriyoruz. Çünkü Suriye politikasında Türkiye'nin orada iç savaşın başladığı tarihten beri ortaya koymuş olduğu, önermiş olduğu konular bugün artık dünyada kabul eder hale geldi. Bakın şu anda sadece 3,5 milyon bizim ülkemizde mülteci var. Diğer komşu ülkelerle birlikte bu rakam en az 2 katına çıkmış durumda. Ve bu sadece komşu ülkeleri değil, elbette en çok bizi etkileniyoruz. Ama civar bölge ülkelere de bu düzensiz göç tehdidi, riski onları da etkiliyor. Zamanında bu güvenlik önlemleri alınmış olsaydı, güvenli bölgeler oluşturulmuş olsaydı hem terör faaliyetlerinden başta komşu ülkeler olmak üzere uluslararası toplum bu kadar olumsuz etkilenmeyecekti. Hem de göç tehdidiyle ve riskiyle karşı karşıya kalmamış olacaktı. Yıllarca söyledik. Sonunda tabii Türkiye bir inisiyatif almak zorunda kaldı. İnisiyatif alınca da şu anda orada artık oyunun kuralları yeniden belirlenmiş oldu. Haklı olduğumuzda bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Burada tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli, kararlı, azimli duruşu son derece önemli. İnşallah temennimiz orada Suriye'de kısa süre içerisinde barışın, huzurun ve istikrarın yeniden hayat bulması. Öteden beri zaten ülkemiz Suriye'nin siyasi bütünlüğüne ve toprak birliğine saygılı olması gerektiğini ifade etti. Sayın Bakan, bütünüyle yaptırımlar kaldırıldı değil mi? Sizin şu anda şahsınıza yönelik ve kurumsal olarak öyle. Enerji yani Bakanlığı'na. Hem şahsımıza hem de bakanlığımızla ilgili diğer bakanlıklarda dahil olarak dahil etmek suretiyle kaldırıldı. Peki madem böyle bir yola girdi Amerika Birleşik Devletleri, yarın Türkiye ile anlaşamadığı, karşı karşıya geldiği bir şey olursa tekrar bir yaptırım uygulayabilir. Belki aynı isimlere ve bakanlıklara. Biz buradan bir ders aldık mı, şu anlamda söylüyorum, yani tedbir aldık mı, yarın bir başka yaptırım gelmesi halinde kurumlarımızı korumak için, yani Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
en önemli kurumlarından bir tanesi. Faaliyet konuları itibariyle de stratejik. Sadece biz bir bordan bahsettik burada. Evet. Milyon dolarlara ulaşıyor. Başka birçok ürün de var. Bir bakanlığı korumak adına bir ilave bir tedbir süreci başlattınız mı? Tedbirlerimiz var. Yani bizim tabii en büyük görevimiz arz güvenliği. Yani ülkeyi, vatandaşı enerji açısından bir dar boğazla karşı karşıya bırakmamak. Elektrikte, doğal gazda ve petrol ürünlerinde. O anlamda öteden beri zaten biz bazı riskleri hep dikkate alır ve ona göre de hazırlıklarımızı yaparız. Bu son olay da aslında bizim o daha önce yapmış olduğumuz çalışmaların yerinde olduğunu da göstermiş oldu. Tekrar bir gözden geçirmiş olduk. Ümit ederim böyle bir şeyle tabii bir daha karşı karşıya kalmayız ama kalsak bile vatandaşı ne soğukta, ne karanlıkta, ne de yolda bırakmayız. Bu da önemli bir stoklarımız da elverişli, altyapımız da elverişli. Yaptırımlarla karşılaşmış olsaydık bile vatandaşlarımızın enerji arzını, güvenliğini sağlayacak tabii hazırlığımız vardı. Vardı. Bu önemli bir değerlendirme. Şimdi efendim bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Suriye'den çekildik dedi birkaç defa ama tekrar oradaki bu sefer petrol kuyularını korumak için ABD'nin PKK ve YPG unsurlarıyla da beraber hareket edeceğini görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Suriye'deki petrolü Amerika gördüğümüz kadarıyla bir türlü bırakmak istemiyor. Yani Suriye halkına ait olan petrol değil mi bu? Evet. Nihayetinde. Şimdi tabii Amerika buraya niçin girdi aslında? DAEŞ'le ve terörle mücadele etmek için giriyoruz dedi. Şimdi sonra da dediler ki biz DAEŞ'i artık yendik. O bölgeler bizim kontrolümüz altında ve çıkacağız dedi biliyorsunuz Sayın Trump. Ama son açıklama fakat işte buradaki petrol bölgelerinin tekrar bizim kontrolümüz altında olması gerekir diye bir açıklama daha duyduk. Tabii ister istemez bu haberleri alt alta okuyan bir insanın aklına şu geliyor. Yani burada demek ki sadece terörle mücadele için yoktu. Demek ki o ülkenin doğal kaynakları da kendilerini ilgilendiriyordu gibi yorumlamamız mümkün. Bunu tabii kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Biz öteden beri Türkiye olarak demin de ifade ettiğim gibi siyasi bütünlüğü ve toprak bütünlüğünü savunduğumuz için o ülkenin varsa yeraltı kaynaklarının da istifade etme hakkı, yetkisi de tamamen Suriyelilerindir. İnşallah en kısa süre içerisinde bir çözüm bulunur. O zaman da tabii bu petrol, gaz ne varsa onların hepsinin değerlendirme hakkı orada olacak. Biz başkasının toprağında gözümüz olmadığı gibi onların doğal kaynaklarında da bu anlamda herhangi bir gözümüz, sözümüz de yok. Evet, şimdi değerli izleyiciler birçok önemli gelişme yaşanırken tabii Doğu Akdeniz'i bunlardan ayrı tutamıyoruz. Burada Türkiye'nin, Türk tarafının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının adeta haklarını göz ardı ederek, belki de gasp ederek Kıbrıslı Rumların ve Yunanistan'ın ve bazı uluslararası ülkelerin de desteğiyle attığı adımlar var. Bu süreci soracağım Sayın Bakan, son durumun ne olduğunu ama Sayın Mustafa Akıncı bir değerlendirme yaptı ve çok tartışıldı yaptığı değerlendirme. KKTC Cumhurbaşkanı bu açıklamaları özellikle Türkiye'nin harekatı konusundaki değerlendirmeleri Türkiye'nin Türk tarafının Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu nasıl etkiledi acaba? Şimdi, biz Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de yaklaşık 5-6 yıldır sismik araştırmalarımızı yapıyorduk zaten. Barbaros Hayrettin Paşa gemisiyle. Son dönemde ne yaptık? Bu araştırma sonucunda ortaya çıkan lokasyonlarda sondaj yapabilmemiz ve orada hakikaten bir doğal gaz ya da petrol varlığı var mı yok mu bunu bilebilmemiz için sondaj yapmamız gerekiyor. Bu maksatla da iki tane gemiyi filomuza dahil ettik. Birisinin ismi Fatih, diğeri de Yavuz gemisi. Bugüne kadar da iki tane bir sondajı biten işimiz var. Şu anda da yine iki gemimiz iki farklı lokasyonda sondajlarına devam ediyor. Biz bir kendi kıta sahanlığımızda bu sondajları yapıyoruz. TEPA bakanlığımızın vermiş olduğu ruhsat alanlarında. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yine Türkiye Petrolleri'ne vermiş olduğu ruhsat alanlarında biz yapıyoruz. Nitekim Yavuz sondaj gemimizin işte daha birkaç hafta önce sondajını tamamladığı Karpaz bölgesi ki adanın doğusunda yer almakta aşağı yukarı 20-30 kilometre açığında. Burada ilk sondajımızı da KKTC'nin bize vermiş olduğu sondajımızı da yapmış olduk.
O da yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nin geçmiş yıllarda Türkiye Petrolleri'ne vermiş olduğu ruhsat alanları. Hükümette herhangi bir problem yok. Ben de zaten gemiye Sayın Başbakan'la ve Enerji Bakanı ile birlikte gittim. Onlar Türkiye'nin bu sahalarda arama faaliyeti yapmasından son derece mutlular. Nitekim ben Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'ya da bir nezaket ziyaretim bulunmuştum. Orada da bu konuları görüştüğümüzde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda olumlu açıklamaları yer almıştı. Sizin bahsettiğiniz tabii Suriye'ye dönük açıklamaları bundan acaba Akdeniz'de etkilenir çünkü mi diye. Çünkü Kıbrıs'ta da bir bağlantı kurdu orada Sayın Cumhurbaşkanı, yani akan işte kandır her ne kadar Barış Pınarı da deniyorsa diye. Yani Kıbrıs'taki Türkiye'nin 1974 mücadelesinin de acaba tartışmalı hale getiren bir değerlendirme yani oldu diye soruyorum. Haklısınız. Nitekim bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere parti yetkililerimize dahil aslında gereken cevabı verdiler. Benim burada tekrardan o tartışmayı açmak gibi niyetim yok. İnşallah kendisi de bu hatasını anlamıştır. Çünkü bu Sayın Akıncı'nın ifade etmiş olduğu sözler hem Türkiye'de hem de Kıbrıs'ta bence infial uyandırdı. Türkiye çünkü Kıbrıs'ı Türklerin haklarına sadece 74 değil daha öncesinden gelen hukuku, ilişkileri ve garantörlüğü kapsamında hep sahip çıktı bugüne kadar. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Hükümetle de bu anlamda zaten aramızda herhangi bir sorun da söz konusu değil. Oradan aldığımız ruhsatlarda da çalışmalarımıza, aramalarımıza devam edeceğiz. Efendim ne kadar yakın acaba bu arama çalışmaları neticesinde, sondaj çalışmaları neticesinde doğalgaz ne kadar yaklaşıldığını acaba bir bilimsel veri veya bu çıkan sonuçlardan izleyicilerimiz de buradan verebileceğiniz bir müjde var mı bu konuda? Şöyle söyleyeyim Hakan Bey, şimdi sismik çalışmalar yapıldıktan sonra petrol veya doğalgaz bulunma potansiyeli olan bölgelerde sondaj kararı veriliyor uzmanlar tarafından. Burada da hakikaten bu konuda deneyimli hem şirketin içerisinden hem yurt içinden zaman zaman da yurt dışından destek almak suretiyle bu lokasyonlar belirleniyor. Bunu şöyle anlatmakta fayda var. Şimdi önce iki boyutlu sismik yapıyor gemilerimiz. Bu bir yerde klasik insan vücudunun bir röntgen filmi olarak görünüyor. Hekime gittiğinizde biraz detaylı bir film alalım. Bir tomografi, i̇şte, tomografi alalım diyor. O da bu sismik çalışmalarda 3 boyutlu anlamına geliyor. Daha detaylı. Sonra yine uzman hekimin eline gittiğinde yani şüphelendiği bir nokta varsa şuradan bir parça alalım. Biyopsi diyor. Şimdi sondaj işi aslında bir yerde orada var mı yok mu onu anlamak için yapılan bir işlem. Keşif amaçlı sondaj diyoruz. Biz hangi aşamasındayız? Şimdi şu anda tıp diliyle mukayese edersin. Tıp diliyle bahsettiğimizde biyopsi alma aşaması. Biyopsi, parça aldık, alma aşaması. Bazı yerlerden aldık, onların değerlendirmeleri devam ediyor. Mesela Karpaz'da çalışmalar. Bir de tabii şu da var, hemen hemen girdiğimiz her sahada sondaj esnasında aslında gaz ve petrol emareleri ve akışlarını aynı anda görebiliyoruz da operasyon anında. Fakat orada kalitenin ve rezervin büyüklüğü ve bunun bir şekilde çıkartılacak olması durumunda ekonomik olup olmayacağı ofiste yapılacak detaylı çalışmalardan sonra ortaya çıkıyor. Yani orada bir miktar gaz veya petrol bulursunuz ama düşünün 2000 metre derin denizlerde çalışmayı yapıyorsunuz. Bizim orada belki ondan daha ilk açılan kuyudan daha fazla ilave 3, 5, 10 kuyu açmamız gerekiyor. Sonra orada bir platform kurulması gerekiyor. Platformda o gaz, petrol bir ön arıtma işleminden toplandıktan sonra karaya gelmesi gerekiyor. Şu anda biz ana kıtadan 100-150 kilometre, 200 kilometre açıklarda çalışıyoruz. Bunların hepsine baktığınızda bir maliyet ortaya çıkıyor ekonomisi. Çıkacak gaz, yıllık satışı vesaire baktığınızda eğer piyasada oluşan fiyatlarla mukayese ettiğinde ekonomikse o zaman yatırım kararı veriyoruz. Ekonomik olmaktan uzak olursa yani rekabetçi bir fiyat yakalayamazsak yani kaba bir tabirle işte hani 100'e mal edip piyasada 50'ye ben başka bir yerden buluyorsam o zaman diyoruz ki bu rezerv şimdilik bugünkü koşullarda ekonomik değil, erteliyorsunuz yatırımı. Örneğin bu orada çıkan gaz karada olmuş olsaydı orada demin bahsettiğim
üretim faaliyetleri, maliyetleri daha düşük olacağı için doğal olarak biz onu hemen sisteme bağlayacaktık. Demek ki bir başa baş noktasını yakalamamız gerekiyor. Ne kadar bir maliyet olduğunu canlandıralım diye bir sondaj aşamasında ne kadar harcama yani yapmak? Yani şöyle kabaca. Sondajın tabii derinliğine operasyonun diyorum. Süresine bağlı olarak bu rakamlar değişiyor. Yani yüz milyonlarca dolarlara yani ulaşıyor mu? Bahsettiğiniz rakamlara ulaşabiliyor. Bazen geçtiği de olabiliyor. Bir kuyudan bahsediyoruz. Ama tek kuyuyla da bir operasyon, yani orada eğer üretim kararı vermişseniz olmuyor. Bunun yanı belki 3-5 tane sahanın büyüklüğüne göre üretim kuyuları açmanız gerekecek. Sonra orada bir platform kuracaksınız. Ya bu yüzer bir platform vesaire. Sonra da orada toplanan gazı veya petrolü karaya getirmek için de bir daha boru hattı döşeyeceksin. İşte bunların hepsine baktığınızda belki bir sahada 1 milyar dolar civarında daha yüksek bir rakamlarla yatırım yapmanız da gerekebilir. Çok ciddi yatırım. Tabii ciddi yatırımlar. Ama burada işte hem ekonomistler hem mühendisler bir araya gerek. Yani optimizasyon ona değecek yapılıyor. Bir şey olduğunu evet, görmek lazım. Evet, görmemiz lazım. Yoksa öbür türlü demin bahsettiğim gibi benim dışarıdan işte 50'ye aldığım bir şeyi bu şekilde ürettiğimde 100 oluyorsa ne yapıyoruz biz? Erteliyoruz. Yani maliyetler daha uygun bir fırsat yakalayabilirsek diğer türlü veya fiyatlar yükseldiğinde çok iyi anlıyorum. Sayın Bakan, kabaca bu yatırıma değecek miktarda bir doğalgaz olduğuna dair bir güçlü umudumuz var mı şu orada? Şu anda bu yeni sahalarda arkadaşlar ümitliler ama burada bugünden bir şey demek çok zor. Bir beklenti oluşturmak da doğru değil. Demin bahsettiğim işte bu çalışmaların, sahadan toplanan verilerin, bilgilerin ve maliyet hesaplamalarının yapılması lazım. Şimdi 3 tane kritik soru sormak istiyorum Sayın Bakan. İsterseniz kısaca bunlara yanıt verelim. Kamuoyu çok merak ediyor. Bir, tutuklama ile ilgili şeyler söyleniyor. Yani burada çalışan Türk işçiler veya hangi ülkelerden çalışanlar, görevliler varsa onların tutuklanması konusunda Kıbrıs Rum tarafının attığı adımlar var. AB üyesi olması sebebiyle uluslararası hukuku o şekilde kullanıp yorumluyorlar. Bunu yapabilirler mi? Bu yapılır ise Türkiye hangi adım atar? Bir kısaca bunu rica edeyim lütfen. Şimdi bunu Rum kesimi böyle bir açıklama yaptı. Avrupa'dan bizim bildiğimiz kadarıyla bunu teyit eden bir açıklama olmadı. Çünkü aranabilmesi için orada işte Interpol'e veya Europol'e düşmesi gerekiyor. Bir kere tek taraflı bir karar, onu görüyoruz. Yani biz diyoruz ki biz kendi kıta sahamlığımızda bu çalışmaları yapıyoruz. Onlar da diyor ki hayır, biz kendi kıta sahamlığımızda. Bizim yaklaşık 7-8 sene önce Birleşmiş Milletler'e yaptığımız bir deklarasyon var. Buradaki kıta sahamlığımız bize ait diye. Birleşmiş Milletler de uluslararası sularda hukuku kıyıdaş ülkelerin birbiriyle bir araya gelerek anlaşmasına bağlamış nihai olarak. Mesela örnek Karadeniz'de biz anlaşmışız. Komşu ülkelerin herhangi bir ekonomik bir bölgeyle ilgili bir ihtilafı yok. Hazar, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki aşağı yukarı 20 yıla yakındır tartışmalı bir alandı. Daha geçtiğimiz yıl belli oranda çözülebildi Hazar'ın statüsü. Hala bazı şartlar kapsamında ancak yapılabilir hale geldi. Ama Akdeniz'de burada kıyı ülkeleri bir araya gelerek, tamamını kastederek söylüyorum, bir anlaşma söz konusu değil. Birkaç ülkenin bir araya gelip biz anlaştık dediği bölgeler var. Fakat tüm baktığınızda Doğu Akdeniz'de Türkiye başta olmak üzere Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, hatta Filistin'i de saymak lazım Gazze açısından baktığınızda. Efendim Kıbrıs Rum kesimi ve Kıbrıs Türk kesimi. Yani tüm taraflar Kuzey baktığınızda. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Dolayısıyla şunda 7 var. Biraz uzak taraftan baktığınızda Ege'ye tarafa girdiğinizde Yunanistan var. Libya var aşağıda. Yani neredeyse Orta ve Doğu Akdeniz'de 9-10 tane ülke var baktığınızda bu çerçevede. Bunların bir araya gelip de bir mutabakat sağlamışlığı yok. Peki şunu sorayım efendim. Türkiye bu bölgedeki önemli aktörler olan İsrail ve Mısır'la belli konularda temas yürütüp zemin oluşursa işbirliği yapar mı, yapabilir mi bu alanlarda? Özellikle Mısır ve İsrail'i kastediyorum. Yani iki ülkeyle de bir miktar siyasi mesafe açıldığı için soruyorum. Bu alanda Türkiye'nin çıkarları
söz konusu olduğu için, olacağı için acaba bir işbirliği imkanı olabilir mi Mısır ve İsrail, özellikle soruyorum. Ne dersiniz? Şimdi şöyle, bizim yani normalde her ikisiyle de aslında diplomatik ilişkilerimiz devam ediyor. Evet. Baktığınızda yani ilişkilerimizi tam kopartmış değiliz. Evet, diplomatik anlamda her iki ülkeyle de bazı sorunlu alanlarımız var. Onu da kabul ediyorum ama halklar nezdinde baktığınızda aslında orayla ilişkisi olan insanlarımız da var. Gidip geliyor, ticaret yapıyor vesaire. Ciddi bir harcı. Yani 5 milyar doların üzerinde İsrail. Yani İsrail'le de öyle, Mısır'la da öyle baktığınızda. Biz Türkiye olarak Doğu Akdeniz'in hidrokarbon potansiyelinin pazarlara erişmesinde bir engel misyon üstlenmek istemiyoruz. Uygun şartlar ve koşullar oluştuğunda Doğu Akdeniz'de çıkacak olan petrol ve gaz aslında baktığınızda en ekonomik, kısa, hızlı şekilde pazarlara Türkiye üzerinden gidebilir. Nitekim Hazar'daki petrol ve gaz Türkiye üzerinden pazarlara nasıl ulaşıyorsa, Irak'taki petrol nasıl ulaşıyorsa, hatta Rusya'da çıkan doğal gaz Türkiye üzerinden nasıl ulaşıyorsa, Doğu Akdeniz'de çıkabilecek bir petrol ve gaz da uygun şartlar olduğunda oturulur, konuşulur, Türkiye üzerinden gidebilir. Yani bu denklemin dışında Türkiye hiçbir zaman olmamalı. Zaten dışarıdan da baktığınızda hem mühendislik açısından hem de işin iktisadi ticari boyutu açısından en uygun yer Türkiye gözüküyor. Şunu o zaman arkadaşlar KJ'de alt yazıda yazabilirler mi Sayın Bakan? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dönmez diyor ki iki nokta üst üste, biz bütün taraflarla işbirliğine açığız Akdeniz'de, diyebilir miyiz bunu? Diyebiliriz. Diyebiliriz. Önemli bir açıklama, evet. Değerlendirme. Çünkü Akdeniz'de farklı ülkeler var. Bugün Türkiye'nin diyaloğunun çok iyi olmadığı ülkeler olsa da nihayetinde gelecek için Türkiye işbirliği yapmaya hazır. Tabii. Ve en azından bunu engelleyecek bir ülke olmayacaktır dedi Sayın Bakan değerlendirmesinde. Evet. Türkiye bypass edilmek istenirse, bu yönde bazı girişimler, adımlar var, olmaya da devam ediyor. Böyle bir takım ittifaklar kuruluyor gibi anlıyoruz. Türkiye'ye rağmen bir şey yapılabilir mi? Yani gerçekçi mi? Bir boru hattı, benim yani yaptığım hesaplar bunun feasible olmadığı yönünde. Ama her şeye rağmen, buna rağmen yapıyoruz diyebilirler mi? Bu ihtimali görüyor musunuz? Yani aslında öyle bir Med Stream diye adlandırdıkları Doğu Akdeniz'deki gazın Avrupa pazarına götürülmesiyle alakalı bir proje gündemde var. Ekonomik değil. Bizim de yaptığımız incelemeler onu gösteriyor. Ama buna rağmen yapılır mı bilemiyorum. Tabii yani şöyle bir şey de var. Hani bir bu işe kalkışabilirsiniz ekonomik olmasa bile. Fakat pazarda daha ucuz kaynaklardan elde edilmiş doğal gaz başta olmak üzere satışla her gün rekabet etmek zorunda kalacaksınız. Avrupa'daki ocağı açtığı zaman bir tüketici yani kaça tüketici, giriyor bu bana? Yani bu işte yani. Evet. Değil mi? Baktığınızda o zaman orada pazarda yer edilmesi zorlaşacak ve bu bir şekilde Avrupalı vatandaşların cebinden ekstradan bir maliyete katlanıyor olması anlamına geliyor. Yani Avrupalılar aslında rasyonel insanlardır. Pragmatisttirler. Baktığınızda normalde böyle bir proje için hani çok pozitif bakacaklarını sanmıyorum ama zaman gösterecek. Türkiye'nin dışlandığı bir proje ekonomik olarak feasible değildir. Değil. Tabii realize olması da zordur diyor musunuz? Zordur. Kesinlikle öyle. Bütün taraflarla da tabii Türkiye gerekirse işbirliği yapabilir açıklaması Sayın Bakan'ın önemliydi. TANAP Türk akımı konusundaki son durum nedir efendim? Şöyle aslında demin tam bıraktığınız noktadan devam edecek olursak, Türkiye sadece Doğu Akdeniz için değil, demin bahsettiğim gibi Türkiye'nin doğusunda hidrokarbon potansiyeli, yani petrol ve doğalgaz rezervleri zengin bir coğrafya var. Bizim batımıza baktığımızda da bu kaynaklardan yeteri kadar istifade edemeyen, yani kendi potansiyeli olmayan büyük bir pazar var. Biz de bu bir anlamda geçiş noktasındayız. Ve ister istemez de Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde biz önemli bir rol üstlenmiş durumdayız. Nitekim TANAP sadece Türkiye'nin arz güvenliğine katkı sağlamayacak, Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayacak çok büyük bir proje. Hazar'da çıkan, Azerbaycan'da çıkan
gazı ilk etapta Türkiye'ye getiriyoruz. Sonrasında da o boru hattının kapasitesi şu 16 milyar metreküp, 6'sı Türkiye'de kalacak, 10 milyar metreküp de Yunanistan üzerinden İtalya'da sonlanacak şekilde gitmiş olacak. Ne kadar tamamlandı? Şimdi biz geçtiğimiz yıl Eskişehir'e kadar gelen birinci fazının, birinci etabının açılışını yapmıştık. Bu yıl inşallah bir ay içerisinde hedefimiz, eğer iki Cumhurbaşkanı da uygun bir zamanı yakalayabilirsek, hem kendi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın hem de Aliyev'in bu ay içerisinde, pardon, önümüzdeki ayın içerisinde bir törenle sınıra kadar doğalgazı getirdiğimiz Yunanistan sınırına kadar. Yunanistan sınırına kadar bir yerde tescil etmiş olacağız. Ondan sonra da önümüzdeki yıldan itibaren öyle tahmin ediyorum belki Haziran'ını bulabilir. Çünkü şey biraz daha gecikti açıkçası. Biz biraz daha hızlı bitirdik. Yunanistan tarafındaki inşaatla ilgili olarak hızlandırmaları için diyorum ki Sayın Bakan, Yunan tarafından da bir davet yapsak mı? Yunanları da davet etsek mi buraya? Belki hızlandırabilir bu süreci, ne dersin? Şüphesiz, yani bizim Yunan Başbakanı veya Cumhurbaşkanı. Biz yani Edirne'de ev sahipliği yapacağız. Mutlu oluruz. Yani çünkü projenin devamındaki ortak ülkelerde onlar. Bizim açımızdan bir sorun yok. Onları da davet ederiz. Gelirler, burada açarız açılışı. Şu anda zaten biz Yunanistan'a aslında gaz satışı da yapıyoruz. Baktığımızda yani yıllık 600 milyon metreküp civarında Yunanistan'a doğal gaz da satıyor. BOTAŞ satıyor. Elektrik alış satışımız var. Yani baktığınızda hem Yunanistan'da hem Bulgaristan'da bizim doğal gaz ve elektrik ticaretimiz zaten var. Evet, o zaman belki programları uygunsa ve yani ilgili taraflar da uygun bulurlarsa belki Sayın Kyriakos Mitsotakis veya Yunan Cumhurbaşkanı da o törene katılırlarsa aslında Sayın yani Bakan... Yani, takdir Sayın Cumhurbaşkanımız davet edeceği için... Elbette, of da takdir Cumhurbaşkanlığında, Cumhurbaşkanlarında, ama şu anlamda ben bunları hatırlatmaya çalışıyorum. Yani enerji diplomasisi bir anlamda halkları ve ülkeleri yakınlaştıran bir şey olduğu için Doğu Akdeniz'de de keşke bir imkan olabilse Rumlar ve Türkleri böyle kenetleyen bir şeye dönüşebilir. Yani bu umut, Türkleri ve Rumları bir araya getirme umudu güçlü bir şekilde var mı acaba? Yani Doğu Akdeniz anlamında, evet, söylüyorum, şimdi, Kıbrıs konusunda söylüyorum. Temmuz'un başlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti Rum yönetimine bir teklifte bulundu. Dedi ki adanın doğal kaynaklarını, yeraltı kaynaklarını nasıl birlikte arayacağız, nasıl üreteceğiz, nasıl paylaşacağız? Gelin bir ortak çalışma grubu kuralım dedi. Biz de destekledik aslında. Cesaretlendirmek istedik. Fakat Rum kesimi aradan çok kısa bir süre geçince reddetti bu teklifi. Çünkü Rum kesimi öteden beri nasıl anlam planını reddetti, o tarihten bu tarafa bir çözüm önerisini kabul eden taraf değil, masadan kaçan taraf oldu. Aslında ortak kaynakların bu paylaşımı konusunda, ortak üretilmesi konusunda bu çalışma grubu bir araya gelmiş olsaydı belki bu sorunlar çok daha az tartışılır olacaktı. Yine bence o teklifi değerlendirmeliler diye düşünüyorum. İstiyorlarsa sürece garantör ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan, hatta İngiltere bile dahil olabilir. Bunu bence tekrar değerlendirmelerinde fayda var. O zaman belki bu sorunların birçoğunu konuşmuyor olacağız. Evet, önemli konulardan biri de Sayın Bakan, şimdi yaptırım dedik ama bir de İran yaptırımları konusu var. Amerika'nın uyguladığı ambargodan, İran'a uyguladığı ambargodan Türkiye enerji anlamında nasıl etkileniyor? Birinci sorum bu. Kısa bir yanıt alabilirsem sizden. İkincisi de İran barış harekatına karşı bir pozisyon ortaya koydu. Bu Türkiye'nin enerji anlamında İran'a yaklaşımını genel anlamda nasıl etkiler? İkisine, evet, de rica edebilir miyim yanıt vermeniz? Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı yaptırımları var İran tarafına, İran hükümetine. Özellikle de petrol ürünleri başta olmak üzere. Ama Türkiye Cumhuriyeti hükümeti aslında bu yaptırımların tek taraflı olduğunu ve bölgesel barışa ve uluslararası barışa katkı sağlamayacağını, bunların yersiz ve gereksiz olduğunu söylemişti. Nitekim Avrupa Birliği de aslında benzer açıklamalar yaptı. Yani ilk defa Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri İran konusunda aslında ayrı düştüler.
Biz hükümet olarak, yani bir şirket, bir kişi İran'dan petrol veya ürünleri getirmek isterse kapıda kimse çevrilmez. Çünkü böyle bir yasak söz konusu değil. Ancak petrol sektörü, petrol piyasasında oyuncuların hemen hemen tamamı özel sektör oyuncuları. Çünkü ham petrolü kim getiriyor? Rafineriler getiriyor. Türkiye'de 5 tane rafineri var. Bunların 4 tanesi TÜPRAŞ'a ait, özelleştirilen bir kurum. Şu anda bir özel sektör tarafından işletiliyor. Diğeri de yine geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız SOKAR'a ait Star rafinerisi. Bu gruplar yaptırımlardan çekindiği için açıkçası petrol ithalatını durdurdular. İran'dan petrol almıyorlar. Onun yerine alternatif ülkelerden petrol ithalatına devam ediyorlar. Herhangi bir arz sıkıntımız söz konusu değil. Ümit ediyoruz Amerika bu kararını tekrar gözden geçirir diye düşünüyoruz. Çünkü petrol stratejik bir ürün. Arz ve talep tarafındaki oynaklıklar piyasayı, fiyatları çok çabuk etkileyebiliyor. Şimdi İran gibi dünyanın en çok petrol rezervlerinin olduğu bir ülkenin oyun dışında kaldığını, Venezuela'da keza öyle yaptırımlar var. İsterse mesela talepte de bir azalma Libya olmadığı müddetçe. Libya'da zaten bir iç savaş söz konusu. Bu kadar istikrarsızlığın olduğu bir ortamda bir de bu tip ambargolarla bu ürüne erişimi zorlaştırdığınızda fiyatların yükseliyor olması gayet normal. Toplam bir... Dolayısıyla tüm dünyadaki petrol tüketen herkes bu mali külfeti üstlenmiş oluyor. Biz ne kadarını İran'dan karşılıyorduk petrol ihtiyacımızın yaklaşık olarak? Yani geçtiğimiz yıla baktığımızda aşağı yukarı %40'lar mertebesinde. Yüksek bir oranda. Evet. %40'lar. Şu anda bu yönde bir ithalat yapılmıyor. Şu anda tabii Mayıs itibariyle TÜPRAŞ orada ithalatı sıfırladı. Irak'tan bir miktar artış var. İşte Rusya'dan alabiliyor. Yani başka kaynaklarını çeşitlendirmiş oldu. Evet. İran'ın Barış Pınarı Harekatı'ndaki pozisyonu Türkiye'nin İran'la bugünkü enerji ve gelecekteki enerji işbirliklerini etkiler boyutta bir şey midir Sayın Bakan? Şimdi aslında tabii İran'dan açıklamalar bizzat hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar daha makul iken açıkçası. Farklı kaynaklardan farklı açıklamalar. Ama meclis orijinli ve bazı sivil toplum kuruluşlarının açıklamaları ise daha farklı oldu. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız da aslında bu farklılığı ortaya koyan bir açıklama yaptı ve Sayın Ruhani'den bu anlamda biz dedi bir açıklama bekliyoruz. Ama çatlak sesler geliyor. Evet geliyor diyor diye. Fakat son Soçi'deki Rusya ile Türkiye arasındaki mutabakatı destekler mahiyetinde açıklamalarını ben de gördüm. Gerek Amerika Birleşik Devletleri ile gerekse Rusya ile ki bölgede etkinliği olan iki ülke yapılan mutabakat bu aslında bir yerde çatlak sesleri de susturmuş oldu diye düşünüyorum. Peki efendim bir kısa ara verelim değerli izleyiciler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez konuğum birazdan devam ediyoruz. Evet değerli izleyiciler şu ana kadar bor madenlerinden bahsettik. Bor karbür yatırımı son derece önemli. Sayın Bakan çok hazırlıklı geldi böyle kutunun içinde açılan kutudan birçok bor ürünü. Bir pazarlamacı gibi olduk biraz. Evet elimizde vapurdaki. Milli ürün olduğu için hiç problem değil. Aynen öyle hepimiz için gurur verici bir şey. Biz de paylaşmaktan ve aktarmaktan gurur duyduk. Bir taraftan da temizlik ürünleri daha doğal ve çevreci olduğuna evet. inanılıyor. Bilim insanları öyle ifade ettiler. Dolayısıyla biz onu da aktardık. Şimdi efendim madenlerin rehabilitasyonu konusunda bir takım şeyler söylemenizi rica edeceğim. Önemli bir hazırlık olduğunu biliyorum ama kamuoyunda çok popüler olduğu için merak evet. edilen bir husus da bu yaz saati meselesi. Şimdi Avrupa'da geri alındı saatler. Türkiye 3 yıldır aynı uygulamayı devam ettirmekte. Nedir son durum? Avrupa ile aramızda nasıl bir fark var?
Eğer bir ciddi tasarruf yarattıysa bu tasarrufun miktarı ne kadardır? Onu lütfen paylaşın. Evet. Şimdi biz biliyorsunuz 2016'da artık tek saat uygulamasına, yaz saati uygulamasına yıl boyu geçme kararı almış idik. O zaman aslında epey de bir eleştiri konusu da oldu. Hemen her platformda da bu sorulara cevap da verdik. Nitekim bu yaz saat uygulamasına geçtikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bir çalışma da yaptırdık. Baştan öngördüğümüz, planladığımız tasarruf miktarı hakikaten gerçekleşti mi diye. Nitekim onu biz rakamlarla da görmüş durumdayız. Yaklaşık 1 milyar 300 milyon kilovat saatlik yıllık bazda bir tasarruf elde edildiğini görüyoruz. Bunun da rakam olarak karşılığı yaklaşık 1 milyar Türk lirası demektir. Yıllık 1 milyar evet, Türk lirası civarında. Türkiye, bu evet, bu saat uygulamasından. Nitekim aslında bizim haklılığımız geç de olsa ortaya da çıkmış oldu. Sadece bu rakamlar değil, Avrupa Birliği de biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir karar aldı ve üye ülkeleri artık tek saat yani yaz saati uygulaması geçme yönünde bir tavsiye kararı aldı. Tabii geçiş dönemi planlaması var. Muhtemelen belki bu sene onlar da artık son kez kış saatine geçiyorlar. Belki önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa'da tek saat uygulamasına geçmiş Türkiye olacak. Türkiye gibi bir uygulama Türkiye gibi bir uygulama öyle görünecek. Ve o zaman 3 yıldır bu yapıldığına göre 3 yılda 3 milyar TL tasarruf sağlandı diyebilir miyim? Bugünkü rakamlarla diyebiliriz. Evet. Bu da yine KJ'de arkadaşlarımız belki yazmak isterler. Bu arada Sayın Bakan'ın az önceki Doğu Akdeniz'de bütün taraflarla işbirliğine hazırız açıklaması sosyal medyada da internet sitelerinde de çok geniş şekilde yer aldı. Rehabilitasyon konusunda ne haber verebilirsiniz? Buradan ilk defa CNN Türk ekranlarından hangi bilgiyi paylaşırsınız? Şimdi şöyle, tabii madencilik konusunu çoğu vatandaşımız bir taş toprak çıkartmak, üretmek gibi görüyor. Ama biraz önce size söyledim işte bakın bu bir endüstriyel ham maddeden bahsediyoruz bor. Buna benzer Türkiye'de aşağı yukarı 90 çeşit madenimiz var. Bunun 70'inin de fiilen işletmeciliğini yapıyoruz, üretimini yapıyoruz. Türkiye dünyada madencilik sektörü büyüklüğü itibariyle 27. sırada yer alıyor. Ve bizim gayri safi milli hasılamız içerisindeki payı da %1'ler mertebesinde. Biz 2023'e kadar bunu en az %2'lere çıkartmak arzusundayız. Sektörde 130 bin doğrudan dolaylı olarak baktığınızda da aşağı yukarı bunu 5 ile 6 ile çarpmak lazım. Demek ki bir 500-600 bin kişiyi de istihdam etmiş oluyor. Zaman zaman madencilik sektörüne dönük bu tip eleştirel yaklaşımlar, protesto yaklaşımları aslında burada çalışan emekçilerin de emeğine aslında bir yerde saygısızlık olarak değerlendirmek lazım. Elbette bu şu anlamada gelmemeli. Biz hep şunu söylüyoruz. Doğa da, tabiat da bizim, maden de bizim. Doğayı kullanma ve korumayı dengeli bir şekilde yaparsak bu ekonomimize de artı değer olarak dönecektir diye düşünüyoruz. Biz de tabii ki işte doğada çalışırken çevreye saygısızca çalışmalar yapıldığında rahatsız oluyoruz ve bir takım yaptırımları da uyguluyoruz. Sayın hem bakanlığımız hem de ilgili işte çevre il müdürlükleri. Eğer bir ormanlık alanda çalışıyorsa orman bölge müdürlüğümüz kendilerine verilen izinli alanın dışına çıkmışlarsa tahribat söz konusuysa zaten yaptırma tabi oluyorlar. Yeşil alanlarımızın korunması, ormanlarımızın korunması çok hayati. Çok hayati. Çünkü iklim değişikliklerinin hangi vahim sonuçlara yol açtığını görüyoruz. O nedenle biz vatandaşlar olarak, ben de sokaktaki bir vatandaş gözüyle bunu size söylüyorum. Bu konuda hassasiyet rica ediyoruz. Bakanlığımızın çok dikkatli bir şekilde konuyu takip etmesini rica ediyoruz. Ve de ilgili kurumların şüphesiz gerekli, eğer bir cezai yaptırım da uygulanacaksa bunun hakikaten yaptırım gücü olan bir ceza olması tabii lazım. Çünkü geri dönüşü olmayan bir tahribat olabiliyor. Şimdi zaten ormanlık alanda eğer bir madencilik faaliyeti yapılacaksa Orman Genel Müdürlüğü'nden, Bölge Müdürlüğü'nden izin alınıyor. Orada da kesilen ağaç kadar önce bir ağaç dikiliyor. Sonrasında madencilik faaliyeti bittikten sonra eski örtüsünü, toprak örtüsü getiriliyor.
ve tekrar yine aynı miktarda ağaç dikiliyor. Şimdi burada elimizde güzel örnekler var. Onları da belki vatandaşlarımla paylaşacağım. Birkaç tanesini gösterelim evet. Lütfen Sayın Bakan. Şimdi, kameraya şey yapalım. Önce verelim. Şöyle yapalım. Yani maden deyince vatandaş niye anlıyor? Aslında maden bugün sanayimizin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi üretiyor. Demin örnekleriyle verdim. Evet. Yani şurada mesela şurada bakın bir LCD ekran, televizyon. Gördüğünüz gibi burada nikel, kuvars, bakır kullanıyoruz. Bunlar hepsi yerin altında. Yani her gün günlük yaşamda kullandığımız kurşun kalemin, kurşunu, grafit yine madenlerimizden elde ediliyor. Bugün burada bakın bir teleferik var, orada kullanılan var. İnşaat, bina içinde oturduğumuz inşaatın betonunda kullanılan çimento madenden. Demir çelik madenden, agrega madenden. Sıvası, alçısı, kiremiti baktığınızda zaten oturduğumuz veya çalıştığımız iş yerlerinin hemen hemen büyük bir kısmı bu sektörlerde oralardan elde edilmiş oluyor. Şimdi örneklere gelince bakın burası Şile. İstanbullularda bunu gayet iyi belki bilirler, en azından orada olanlar. Burası daha önce kil madeni olarak işletilmiş. Benim elim gösterdiği yer. İşte maden işletildikten sonra şu haldeyken bugün geri kazanılmış, yeşillendirilmiş bu hale dönmüş. Şimdi bu halde mi? Evet. Maden faaliyeti bitti. Maden faaliyeti mi biten yerlerde böyle evet. Bu şekilde. Yani modelimiz bu mu? Maden evet, faaliyeti evet. Zaten bir yasal, zaman efendim, yasal, buraya mı dönmesini bekliyor? Yasal zorunluluk da var. Evet. Ve bunlardan elde bazı kesintiler yapılıyor. Eğer %30 civarında bu gelir paylarının %30'unu biz bu işler için ayırıyoruz. Madenci yapmazsa da devlet olarak oradaki yerel yönetimler evet. Yapmak durumunda. Son bir tane daha şimdi bir örnek daha bakın. Bu da yine İstanbul'da. İstanbul uzunca bir süre tabii doğal gazdan önce biliyorsunuz kömürle ısınıyordu. Evet. Bu ağaçlı kömür mevkisi sahası. İşte bunun bir kısmı da zaten biliyorsunuz havaalanına yakın yerler. İşte eski hali. Yeni hali. Son hali bu mudur? Evet, yemyeşil. Evet. Bir alan. Yine bir başka örnek. Bir başka örnek. Maden faaliyeti bitmiş. Bakın ağaçlandırılmış. Neresi acaba? Burası Ege'de bir yer diyebiliyorum. Ege'de diyebiliyorum ben bunu. Evet. Ege'de. Yine şimdi bakın Bergama. Ovacık altın. Çok konuşulmuştu bir ara biliyorsunuz. Çok önemli bir örnek. Ciddi önemli bir hassasiyet vardı kamuoyunda tabii bu konuda. Son durum nedir burada? Son durum bakın işte en aşağıdaki şu anda ekranda görüyorsunuz. Son durum şu. Bu. Örnekler burada. İlk hali burada. Sonra yeşillendirilmiş, ağaçlandırılmış halini vatandaşlarımız evet. Herhalde ekranda gördüler. Görüyorlar. Şurada tabii aslında günlük hayatta işte maden ürünleri nerede kullanıyoruz? Bir örnek daha size. İşte bir klasik Türk hamamı veya banyomuzda kullanılan mermer seramiğe varıncaya kadar. Tabii şurada tarımda gübre nereden elde ediyoruz? Yine fosfat biz madenlerimizden elde ediyoruz. İşte her gün yemek yiyoruz. Kullandığımız kaşık, tabak bunlar. Çay içiyoruz, bardak, camın ham maddesi, kuvars. Yine bunların hepsi evet. Ham madde olarak madenlerimizden elde ediyoruz. Aksi takdirde bunları da o zaman bedel ödeyerek bizim yurt dışından ithal etmemiz gibi bir şey var. Biz zaten yıllık 26-27 milyar dolarlık ham madde ve maden ürünü ithal ediyoruz. İhracatımız da var, doğal taşlar bazlı olmak üzere krom vesaire bazı ürünlerde. Orada da 6-7 milyar dolarlık bir ihracatımız var. Maden sektöründe, dış ticarette net açığımız 20 milyar dolar. Bunun da önemli bir kısmı altın. 8 milyar dolar civarında da altın ithal ediyoruz. Mümkün mertebe kendi kaynaklarımızı azami şekilde kullanırsak, elbette doğuya saygılı olarak, o zaman dış ticarette açığımız çok daha az olmuş olacak. Bunlar önemli örneklerdi. Çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Bir cümleyle. Bir çek gönder aydınlat kampanyası var TEDAŞ'la birlikte yürütülmekte. Özeti şu, vatandaşlar bir yerde sokak lambasının yanmadığını görürlerse, fotoğrafını çekip gönderirlerse nereye göndereceklerini söyleyelim, onunla bitirelim. Şimdi bir uygulamamız var. Genel aydınlatma, mobil aydınlatma ile ilgili akıllı telefonlara indiriyorlar vatandaşlarımız. Sonra da yanmayan bir direğin altına gitmek suretiyle fotoğrafını çekiyor. O program otomatik olarak oranın koordinasyonlarını, konumunu
ilgili servise, şirkete gönderiyor. Şehir içerisinde 24 saat içerisinde tamir etmek zorundalar. Kırsalda da 48 saat içerisinde. Mutlaka dönüş yapılıyor. Mutlaka dönüş yapılıyor ve bize gelen dönüşlere göre de şu anda %99'un üzerinde bir performans gösterilmiş böyle durumda. Vatandaşlarımızın da bilgisine tekrar sunmuş olalım. Önemli bir hizmet. Bu evet. Da günlük hayatlarını kolaylaştıracak. Efendim çok teşekkür ederim. Kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Yaptırımlardan Doğu Akdeniz'e, Suriye'ye ve madenlere kadar paylaştık. Ve burada da Türkiye'nin stratejik ürünlerini değerlendirmiş olduk. Borkar Büro. Sayın Bakan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi pazarlar diliyorum. İyi pazarlar. İzleyicilerimize de iyi bir hafta diliyorum. Hoşça kalın efendim.